Niye süzülüyorsun yine böyle tepik yemiş leylek gibi? Yesene yemeğini. Seva, ben yeteneksiz bir insan mıyım acı ya? Evet, ne oldu ki? Kim çıkarıyor bu lafları? Hayır, yetenek değilim ben. Ya Ceva ile Zeynep bir tiyatro oyunu yapıyorlar, tamam mı? Romeo ile Cücü adında. Ama beni oyuna almıyorlar. Neymişim, uygun değilmişim falan filan laf. Uygunum ben ya. Ben sanat için soyunurum hacı. Gerekirse yıkanırım, anladın mı yani? Yıkanırım ya. Tertemiz sanat pırıl pırıl yaparım yani. Bir dakika, bir dakika. O mahalli düzenbaz senden daha yetenekliymiş. O yüzden seni oyuna mı almıyor yani? O Viton, sen hiç merak etme. Ben seni yetiştirip yeşertip bir şekilde sokarım o oyuna. Bundan sonra, bu saatten sonra ben senin oyunculuk koçunum. Bitmiştir bu iş. Vay! Koçu kest. Anlasır. Acı ya. Seva, seni inanılmaz çok seviyorum, yemin ediyorum ya. Böyle hep kötü bir durumdan vallahi var ya, kendine böyle vazife çıkartmasını biliyorsun. Çok lüzumsuzsun Seva. Tey! Başın dik, göğüs dışarıda, enerjin yüksek. Bundan sonra benim ellerimdesin Balkitom. Sen en iyi aktör ödülünü avuçlayana kadar çalıştıracağım seni. Ortağım, bu durumda en iyi yancı aktör ödülü alırmışım gibi geliyor bana. Ya hedeflerini küçültme aşk Tom ya. Hedefin küçülürse onu üfleyerek büyütmek zorunda kalacağım. Şimdi, öncelikle şan dersi, yani sesin kullanımı. Benim usta olduğum bir konu. Öyle bir şekilde olmalısın ki, yani böyle seyyara bağıran zabıta gibi olmamalısın asla. Küçük bir deneme yapalım. Seva! Sene. Seva. Olmuyor bak, içine gir, duygunun içine gir. Seva. Dolu dolu. Seva. Yok hacı, yok. Beni tiyatro oyununa almıyorlar ya. Sanırsın olimpiyat oyunu arasın satayım. Ya Ulvitom ya. Ya Allah aşkına bir ağlama ya. Ya bir durum karşısında da bir job gibi bir dik dur ya. He, dik dur. Hani oyuncu koçum dün, he? Eğitsene beni. Yetine karşında işte. Konservatuarlı bir kadınsın. Yazıklar olsun sana be. Sana yazıklar olsun be. Kalk ayağa, kalk. Kalk, zamanımız daratın oğlu. Madem bu kadar ağlıyorsun, sana kısa ve yoğunlaştırılmış bir kurs uygulayacağım. Şimdi, yoldan geçen herhangi birini çeviriyorsun ve onun başka birisi olduğuna inandırıyorsun. Tamam mı? Ana, süper. Kaptım ortağım. Bambaşka biriyim artık. Role gir. Konsantre ol. Go! Go! Bayan. Merhabalar. Beni tanımadınız değil mi? İyice gözlerime bak. Ta içine. Bebeğini de değil. Tam cücüğüne. Bak bak. Tanıyabilir miyim? Hayır. Ben senin gerçek babanım yavrum. Nasıl ya? Benim babam gerçek. Hem senin yaşın tutmaz benim babam olmaya. Nasıl tutmaz oğlum? Allah Allah. Var mısın iddiasına? Eğer gerçek babam olduğu anlaşılırsa, tamam mı? DNA testi yaptıralım, vereceğim 1 lira ona. Tut bakayım, tut. Psikopat falan mısın sen ya? Psikopat falan değil gerizekalı. Sadece kotası biraz düşük. Okey tamam kızım, bitti. Rol bitti. Oyundan çık. Normal hayatına geri dön, yürü. Nasıl kaptırdım kıza, gördün mü? Fena değildin, tamam. Ama bak, bir daha kadınlara böyle test mes yaptırmaya kalkışırsan ben de sana zeka testi yaparım. Ve eğer oradan zayıf alırsan en zayıf yerlerine vururum, tamam mı? Hadi çalışmaya devam edelim. Ne yapacağız? Yıkacağız perdeyi, eğleyeceğiz falan filan. Bir takım sanatsal bağır oluştur işte. Erdoğan İndir'i taklidi yapayım mı? Ya işte gezdik tamam. Sabiha! Kartpınızın geldi yavrum! Sabiha! Sabiha! Kartpınızın geldi! Gel bakalım buraya! Vay! Ensa tıraşının kolonyası odurum kız! Çat! Yavrum benim, ışığım benim, tasarruf ampulüm. Yapma, ötme, yapma. Ya Ulvito, bunlar karakter oyunculuğu değil ki. Taklit bu. Taklitlerden sakın. 90'larda bitti o iş. Hacı, bu ne kafamdaki ya? Bu nasıl çalışma? Heh?
Ha? Gören de zengin koca bulduğunda zarf etmek için falan zanneder yani. Oyunculuğa giriş kitabı onlar. Ne? Oyunculuğa kafa mı girecek? E okumuyorsun, ne yapayım? Ben de kafana koydum belki girer diye. Hacı, sen bana yatakta anlatırsın bunları, okursun bana ya. Sence bende umut var mı Seva? Objektif ol. Ya aşk itom ya. Sen objektifleri çatlatırsın. Yeter ki kendine inan. Ver bir tirat. Hey! Kobra olubi derler benim adıma. Bakmayanlar pişman olur tadıma. İşte bu ya.